Bakıyorum da hala işinizin başındasınız Sezen Hanım. Namık Bey, ay yarınki arabuluculuk görüşmesi için çalışıyorum ben. Ya inanır mısınız? İnsan işini sevince böyle zamanın nasıl aktığını bilmiyor. Farkında bile... Herkes çıkmış şimdi anlıyorum. Son zamanlarda göz göze bile gelmiyoruz. Hayırdır? Sizi kıracak bir şey mi yaptım ben? Yok. Sizinle ilgisi yok. Yani ben... Nasıl diyeyim size? Ben sizin istediğiniz gibi biri olamam. Yani sizin diğer görüştüğünüz hanım arkadaşlarınız gibi gezemem ben sizinle. Benim çevrem, ortamım buna müsait değil. Nedenmiş o? Aşk her şeyin üstesinden gelmez mi? Bu durumda gelmez. Namık Bey, ne yapıyorsunuz? Yok, bu çok yanlış. Neden? Ben size bağlanırım. Yani siz kadınları üzen birisiniz. Ben çok kırılırım. Size çok ama çok bağlanırım. Siz çünkü çok hoş bir adamsınız. Ne olur. Ne olur buna izin vermeyin. Kadın işini biliyor ya. Kendine gel ama kendine gel. Yeme bu numaraları. Yok benim param maram. Siz benim fidyeyi, siz zenginsiniz. Aa, ne münasebet? Ha biz niye ödüyormuşuz fidyeyi? Tamam Melike'ninkini biz ödeyeceğiz de Doğan'ınkini niye ödüyoruz? Ben veririm Doğan'ın fidyesini, var benim param. Zaten bütün paramı onlar kurtardı. Üzülme Sema, sen veririm ben. Vay be. Keşke çalıştığım insanlar sizin onda biriniz kadar şerefli olsa. Ha? 10 erkek gücünde bir hanımefendisiniz. Aa. Yanımda bazılarının yerine sizin gibi bir kişi olsa dünyayı fethederdim, dünyayı. Ay estağfurullah reis bey. Yani ne bileyim işiniz bir emlak ofisi falan olsa geleyim bir işin ucundan tutayım diyeceğim de sizin işleriniz de pek alengirli. Ben ne yapacağım ki? Neyse. Kimse merak etmesin. Bizim çocuklar güvenlik kameralarından bakar. 2 saate bulurlar o arabayı. Zaten polis 1 saate bulur getirirler yavrularımızı. Ben şu Namık'ı bir arayayım reis bey. Ha? Belki işle ilgili bir husumettir filan. Efendim Osman Bey. Nasıl anlamadım? Doğan'la Melike'yi mi kaçırdılar? Tamam. Tamam ben geliyorum. Geliyorum tamam. Hay Allah Allah. Efe her şeyi duydu mu? Duydum. Etkilenmiştir çocuk ya. Etkilenmez mi? Nilüfer uyutuyor şimdi onu. Kim bu? Namık. Ya Namık. Sana bir şey soracağım. Bu Doğan'ın uğraştığı böyle gıllı gışlı bir dosya falan var mıydı? Onu böyle hasım sahibi yapacak bir dosya. Gıllı gışlı? Gıllı gışlı ha. Ya Osman Beyciğim bizde öyle gıllı gışlı dosya olmaz lütfen. Rica ederim. Hem ayrıca o tür dosyalara da ben Doğan'ı vermiyorum. Ben bakıyorum. Ya beni kaçırmaları lazımdı. O da biraz sıkar yani. Oğlum tamam bırak. Bu nasıl götürme şafak operasyonu gibi? Oh! Kolum acıdı. Hani kim kaçırır benim oğlumu? Hani kim? Niye? Bulacağız Sema Hanım. Bulacağız merak etmeyin. Hayrola reis bey. Önemli bir şey değil. Malum aile içi bir mesele. Ha, bu arada Dilaltı Apı çok iyi geldi. Sağ olun.
yaparız belki. Siz ne yapacak Danar Bey? Vallahi kaçarım. Anam kolum. Hadi oğlum. Bindir, bindir. Ah, sokağa. Reis Bey, Danar Bey'i suçluyor. Oğlum. O iyidir insan. Amca haklı. Benim bir suçum yok. Ben masumum. Şahitlerim var. Roza, aşkım illaki bir gün buluşacağız. Merak etme. Her zaman aşk kazanır. Hep aşk kazanır. Oluyor. Eğer sevmek suçsa müebbet ver hakim bey. Bin lan bin. Şov yapma. Tamam. Bin. Seninle de sonra konuşacağız. Roza Hanım. Roza, seni sevmenin suç olduğunu bilseydim seni severdim yine de. Roza'yla Taner ne alaka? Olan bununla sevgili olmuş. Reis Bey de kızdı tabii. Sema Hanım, sizin normalleriniz değişti. Farkında mısınız? Yani böyle komşuculuklar falan. Geçen gece bizi gezmeye götürdü. Neler gördük, neler. Yok artık. Ya Sema Hanım, siz iyice çıldırdınız artık ya. Lütfen ya, lütfen. Aa. Sema Hanım, Sema Hanım. Nalıkeve Doğan haber var sizde. Yok. Doğan'dan hiçbir haber yok. Hala yok. Osman baba. Melike. Melike de yok. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.